Evet, havaalanına geldik ve backline'la beraber kontuardayız. Sydney'den Türkiye'ye, İstanbul'a olan herhalde 20 saatlik falan, 20-22 saatlik yolculuğumuza başlamak üzereyiz. Görüşürüz. Ve yolculuk başlar. Departures. Burada bayağı yanmışım bugün çekimlerde. Yağmur hep gölgede oturduğu için yanmadı. Beni yaktılar ama. Havaalanında ufak bir alışveriş molası. Pasaporttan geçtikten sonra duty free'den bir remont aldım. Eşofman altı aldım. Çorap aldım. Bu tür yolculuklara, deniz aşırı yolculuklara vesaire falan çıkarken çok fazla eşya taşımayı sevmiyorum yanımda. Kaç gün kalacaksam o kadar malzeme alıyorum. Sahne kıyafeti alıyorum. Belki bir şort, maya, terlik ve işte banyo için gerekli jöledir, diş fırçasıdır vesaire falan, onları alıyorum. O yüzden çok fazla bagajım yok ve kendi etrafımda taşıyabiliyorum yanımda. Güzel, keyifli oldu bu alışveriş kısmında. Bu zamandır böyle bir eşofman altı almamıştım. Malum burası yaz ama Türkiye soğuk. Kış var şu anda. 4-5 derece falan. Kış herhalde birkaç gün önce. O yüzden hazırlıklı olmak lazım. Şimdi bu gece gündüz değişimi ve hava değişimi hakikaten zorlayacak bizi oraya geldiğimiz zaman. O yüzden şimdiden alışkın olmak lazım. Neyse. Herhalde bir saate falan uçağımız kalkacak. Şu anda gate'e geçiyorum. Görüşürüz. 14 saatlik uçuş bitmek üzere. Dubai'ye geliyoruz. Bu sefer Singapur'da duraklama yapmadık. Yolun bir kısmı uyuyarak geçti. Şimdi Dubai'den sonra da 3-4 saat, 4-5 saat yolculuk var. Gelirken bütün süreyi çektiğim için bu sefer çok fazla şey yapmadım. Yalnız uçakla ilgili şöyle bir durum var. Uçak commercial olarak, yolcu uçağı olarak uçulan en büyük uçak A380. İki katlı. Zaf katlıyız, bir de üst katı var. Çok acayip. İlişe geçiyoruz. Avustralya dönüşünün ikinci kısmı. Dubai'den İstanbul'a uçacağız şimdi. Bir 3-4 saat daha uçuşumuz var. Avustralya Dubai 14 saat falandı. İnşallah kapı değişmemiştir. Bakalım, göreceğiz artık. İnşallah ne olacağını. Evet,
uçağa gidiyoruz. Dubai'ye son bir selam. Dubai, çok sevdik seni. Sadece dış hatlarını gördük ama yapacak bir şey yok. Ama güzel eğlendik. APO'nun çıkmamış klibini seyretme şansımız oldu. Bombastik olmuş var ya, efsane olmuş yani. Hakikaten. Ellerine sağlık kanka. Eyvallah, sağ ol. İzleyen gözleriniz ders görmüşsün. Ha, görüşürüz. Geldik. Burada gene burada bekleyeceğiz işte yani. Değil mi? Eğer uzun bir yolculuk varsa 3-4 saat falan ve güzel de bir... Benim adım Faden. Dış kabin ekip adına Emirates Hava Yolları'nın Dubai tabiyelisi uçuşuna hoş geldin demek istiyorum. Anlatacaktım da. Süremiz 4 saat 15 dakika olarak belirlendi. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen çekinmeden kabin ekiplerinden birini bildirin. Yurtuşlar. Ladies and gentlemen. İçeri. Manuva. We do apologize for that delay for the inconvenience that may cause. In any case, once airborne, we will try to catch up as much time as possible once en route to Istanbul. I'll keep you posted if there is any significant change from the information that I just gave you. Thank you very much and enjoy. Hava şartlarından dolayı 15 dakika geç kalmıştık zaten. Bir 10-15 dakika daha geç kalacakmışız, onu söylediler. Bayağı yağmurlu burası. Neyse, bu tür uzun uçuşlarda eğer fırsat varsa eski bir şeyler seyretmeyi seviyorum ben. Diğer uçuşun sonunda şunu seyrediyordum. Bulursam direkt onu açacağım tekrar. Bunun library'si şeyden farklı. Diğer uçaktan farklı. Yeni filmler var. Yeni filmlerden bir şey açacağım. Buradaki birçok şeyi seyretim aslında. Birazdan göstereyim. Sevgili Steve. Yedik içtik. Yedik içtik sizin olsun. Size gördüklerinizi anlat. Down Under'da neler oldu onları anlat. Down Under. Aynen. Memlekete geldik. Ha, onlar Cingo'cum da burada. Onlar anlatmıyor. Şeyde de şöyle.